Doğada 4 adet temel kuvvet vardır. Kütle çekimi, elektromanyetik kuvvet, güçlü nükleer ve zayıf nükleer kuvvet. Aslında doğanın böyle bir sınıflandırmayla pek de bir işi yoktur. O sadece olanı uyguluyor. Biz evrene baktığımız zaman demişiz ki hareket diye bir şey var. Daha doğrusu cisimleri eyleme geçiren bir şey. Sabit durmaları yerine onları hızlandıran veya hareket eden nesneleri yavaşlatan bir şey. İşte ona kuvvet demişiz. Dikkat edin ne dedim? Hızlandıran ya da yavaşlatan. Yani hızını değiştiren. Çünkü Einstein'a göre mutlak bir referans sistemi yoktu. Siz mesela kendi referans sisteminize göre, yani oturduğunuz eviniz, yatağınız ve masanıza göre hareketsiz olabilirsiniz. Ama şu an uzaydaki başka gök cisimlerine göre hareket halindesiniz. Hız bu yüzden göreli. Hızınıza değişikliğe sebep olan bu şeye Newton kuvvet dedi. E eşittir mc kareden sonra dünyanın en meşhur denklemini hatırlayın. F eşittir ma. Newton'un ikinci hareket yasası. Temel yasa. Eğer bir cisim ivmeleniyorsa o cisme bir kuvvet uygulanıyor demektir. A buradaki ivmeyi temsil ediyor. İvme ise birim zamanda yaptığımız hız değişikliğine denir. Hızın zamana göre türevi. Newton'un bu denklemdeki m kütleyi temsil ediyor. Fizikte kütleyi iki farklı şekilde tanımlarız. İkincisine birazdan geleceğim ama ilki bu formülle gösterilen kütle cismin ivmelenmeye karşı gösterdiği direnç olarak tanımlanır. Buna atalet kütlesi deniyor. İkinci kütle ise yer çekim kütlesidir. Bu da yine Newton'un evrensel çekim formüllerinden gelir. Newton bu iki kütleyi eş olarak kabul etmiş. Bu yüzden aynı yüksekten bırakılan iki cismin vakum ortamında yere aynı anda düşeceğinden bahsetmiş. Kütlelerinden tamamen bağımsız olarak. İnsanlar belki milyonlarca farklı gözlem yaptılar. Bu iki kütlenin sayısal olarak aynı olduğuna ulaşmak için. Bu birçok deney ve gözlem Newton'u sürekli olarak doğruladı. Ama Einstein genel görelilik teorisinde bu konuya çok daha farklı bir şekilde yaklaşmıştı. Bırakılan nesneler kütlelerinden bağımsız olarak vakum ortamında hepsi aynı ivmeyle mi düşerdi gerçekten? Bu kadar fazla gözlem yapıp Newton'un teorisini doğrulamaya çalışmalı mıydık? Yoksa çözüm çok daha basit miydi? Isaac Newton would say that the ball and the feather fall because there's a force pulling them down. Gravity. But Einstein imagined the scene very differently. The happiest thought of his life was this. The reason the bowling ball and the feather fall together is because they're not falling. They're standing still. There is no force acting on them at all. He reasoned that if you couldn't see the background, there'd be no way of knowing that the ball and the feathers were being accelerated towards the earth. Ona da geleceğiz ama önce bir temel atalım. Keza söyleyeceğim şeyler sağduyularınızı çok zorlayacak. Sizden ricam bildiğiniz şeyleri unutmanız, evrene yepyeni bir anlayışla bakmanız. Newton, bırakılan cisimlerin veya gezegenlerin neden birbiri yörüngeleri etrafında hareket ettiğini Philosophia Naturalis Principia Mathematica kitabında kütle çekim teorisiyle açıkladı. Newton döneminde kütlelerin ilginç bir şekilde birbirini çektiği biliniyordu. Ama bunun neden ve nasıl olduğu konusunda geniş çaplı bir teori yoktu. Newton kütle çekimini bir kuvvet olarak tasvir etti. Adeta uzayda kütleler birbirine görünmez iplerle bağlıydı ve bu şekilde birbirlerini çekiyorlardı. Onu da şurada göstereceğim formülle genelledi. Bizim deneyimlediğimiz yer çekimi de kütle çekiminin özel bir haliydi. Yani dünya ile bizim aramızda görünmez bir çekim kuvveti vardı ve bizim hızımız da dünyanın üzerinde olmamızdan kaynaklı dünya ile aynı olduğu için yörüngeye giremiyor ve bu çekim kuvvetiyle dünyanın merkezine doğru düşüyorduk. Bunlar Newton yorumlarıydı. Burada bazı arkadaşların kafası karışıyor. Kütleler birbirini çekiyorsa neden tüm kütleler birbirine yaklaşmıyor ve birbirine çarpmıyor en son? Öncelikle bu uzayda olmayan bir şey değil zaten. Büyük gezegen ve yıldızların belli alanlarda kümeleşmesi uzaydaki bu kütle çekim fenomeninden kaynaklıdır zaten. Fakat bu tüm kütlelerin birbirine çarpacağı anlamına gelmiyor. Burada ilk önce merkezil kuvvet kavramını bilmemiz gerekir. Bunu en iyi anlatan örnek şu video. Burada motosikletin bir hızı var. Yavaşlarsa yer çekimi etkisiyle aşağı düşecek. Eğer cisimler belli bir hızla büyük kütleli bir cismin yörüngesine girerse düşmeden yörüngede çembersel bir hareket sürdürebilir. Tabii bu daha çok eliptik bir yörüngedir. Ama önemli olan bu değil. Önemli olan cismin etrafında içine düşmeden dönebilmesi. Buna da yörünge hareketi deniyor. Bu belli bir hızın üstünde viraja girerseniz arabanın savrulacağı gerçeğiyle aynı prensiptedir. İşte Newton uzayda kütleler arasında görünmez bir kuvvet var ve bu kuvvet onları yörüngede tutuyor, ivmelendiriyor ve birbirine çekilmesini sağlıyor dedi.
Ama bu kuvvet neyin üzerinde hareket ediyor ve tam olarak neden böyle bir şey var sorularını cevapsız bırakmıştı. Ve de bu kuvvetin anlık olarak iletildiğini, yani mesafeden bağımsız olduğunu iddia ediyordu. Tabii bu da hatalıydı. Işık hızından daha hızlı hiçbir bilgi iletilemezdi. Ama yine de o kadar başarılı bir tasvirde bulundu ki her şey tıkır tıkır işliyordu. Efendime söyleyeyim, 5 Newton kuvvetle ittiğiniz bir cisim 50 saniye sonra nerede olacak kusursuz öngörülebiliyor. Tüm gezegenlerin yörüngeleri kusursuz hesaplanabiliyordu. Bir tanesi hariç. Merkür sürekli sapma veriyordu. 200 yıl Newton saltanatı tüm bilim camiasında hüküm sürmüştü. Bazı eksikleri olsa da teori o kadar kusursuza yakındı ki hayatımızı çok kolaylaştırıyordu. Hatta bilim insanlarının bazıları Newton'un teorisinin hatalı olduğunu kabul bile etmiyor. Hesaba katmadığımız, gözlemleyemediğimiz bir başka gezegenin olduğunu savunuyorlardı. Bu gezegen de hesaba katıldığı zaman kütle çekimi tamamlanacak ve bir sapma kalmayacaktı. Ama yoktu. Böyle bir gezegen asla bulunamadı. 20. yüzyılda genç bir patent memuru 1905 yılında bir şeyler karalamıştı. Karaladı dediğimde 4 adet makale yayımladı. Bu makalelerini Annalen der Physics adlı bir dergide yayımladı. Ama bunlar o dönemki bilimin geldiği yere göre o kadar absürt düşüncelerdi ki akademik camia onu kale bile almamıştı. Bunlardan biri özel görelilik teorisiydi. Burada Einstein, Newton'un mutlak zamanına ilk darbeyi vurmuştu. Ondan sonra kütleyine enerji eşdeğermiş, yok efendim fotoelektrikmiş, kimse kale bile almadı ilk başta. Bir kişi dışında, Max Planck. Max Planck o dönemin ünlü fizikçilerindendi. Enerjinin paketler halinde iletildiğini iddia edip kuantum teorisinin başlangıcını yapmıştı. Ama o bu videomuzun konusu değil. Kuantum hakkında çektiğimiz bu videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Orada detaylıca anlattım. Birçok kişi onu görmezden gelirken Max Planck Einstein'e destek oldu. Makalesinin yayınlandığı derginin editörlüğünü Max Planck yapıyordu. Einstein için 1905 yılı Annus Mirabilis, yani mucizevi yıl olarak adlandırılacaktı. Bu şeref bilim tarihinde iki kişiye nasip oldu. Bunların ilki ise Newton'dı. 1666 yılı Newton için Annus Mirabilis'ti. Newton bu yıl Cambridge Üniversitesi'nde öğrenciyken gravitasyon kanunlarını bulmuştu. Ve o dönem matematiği bu fiziği çözmek için yeterli gelmeyince bizzat matematiğini kendi geliştirmişti. Diferansiyel ve integral hesaplarını içeren kalkülüsü icat etmişti. Ve bu yıl daha 26 yaşına yeni girmişti. 26 yaşına. Neyse tekrar Einstein'a dönelim. 1905 yılında yayınladığı özel görelilik teorisi Newton'un mutlak zaman algısını kökünden değiştirmiş. Fakat çok kısıtlı bir açıklama getirmişti. Çünkü sadece sabit hızla hareket eden sistemler için geçerliydi. Bu cisimlerin göreli zamanını açıklıyordu. İzlemediyseniz özel görelilik hakkında çektiğimiz bu videoyu kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Konuyu çok daha iyi anlayacaksınız. Dediğim gibi çok kısıtlı bir alanı açıklıyordu özel görelilik teorisi. Newton'un yerçekim teorisinde bazı eksikler olduğu belliydi. Einstein kütle çekimini de hesaba katan, tüm evrende çalışan genel, kapsayıcı bir teori geliştirmek istiyordu. Aslında geliştirilecek olan genel görelilik teorisi uzay zamanının yeni bir geometrik teorisi olacaktı. Daha o da tam istediği şeyi yapamadığının farkındaydı. Sürekli çalışıyordu. Kütle çekimine yeni bir açıklama getirmek için çalışmalar yaptığı sıra Max Planck şöyle demişti hatta. Kütle çekimine dokunma. Başarılı olman çok zor. Olsan bile kimse sana inanmaz. Newton'un nasıl hüküm sürdüğünü görüyor musunuz? İnsanlar adeta onun mutlak gerçekliğe ulaştığına, fizikte artık keşfedilecek, ilerlenecek bir nokta kalmadığına o kadar saplanmışlardı ki Einstein'ı gözleri bile görmüyordu. Ama Einstein bir türlü tatmin olmuyordu. Sürekli çalışıyordu. Hiç bu kadar zorlandığımı hatırlamıyorum. Kafam patlayacak gibi oluyor. Demişti. Geliştirmeye çalıştığı şey gerçekten de çok zordu. Ki siz de göreceksiniz ki özel görelilik teorisine göre anlaması çok daha zor olan bir teori. Einstein için de böyleydi. Nihayet çalışmaları bittiğinde ve 1915 yılında genel görelilik makalesini yayınladığında dedi ki Newton, üzgünüm. Üzgündü çünkü Newton ağır yanılmıştı. O gezegenlerin yörünge hareketlerinde, kütlelerin birbirine çekilmesinde modellediği kütle çekim kuvveti diye bir kuvvet yoktu. Uzayda gravitasyon alanları yok. Bu ne demek biliyor musunuz? Newton aslında şunu söylemişti. Kütleler etraflarına bir kütle çekim alanı yayarlar. Diğer kütleler bu kütle çekim alanıyla etkileşime girer. Bu alanı değiştirir ve üzerlerine bu alana zıt yönde olacak şekilde bir kuvvet uygulanır. Ve nesneler, cisimler bu kuvvet etkisiyle birbirlerine doğru çekilirler. Ama Einstein dedi ki böyle bir kuvvet yok. Gravitasyon alanları yok. Ne? Nasıl yani? Evet, kütle çekim kuvveti diye bir şey yok. E o zaman kütlelerin birbirini çekmesi, gezegenlerin yörünge hareketleri nasıl açıklanacak? Einstein'ın buna cevabı ise eğri uzay zamandı. Ne demek şimdi bu? Şöyle açıklayayım. Bunu çok kez duydunuz biliyorum. Kütleli cisimler uzay zaman dokusunu biçer ve diğer cisimler de bu kumaş üzerinde hareket eder. Bu çok can sıkıcı bir şekilde aşırı popüler oldu. Popüler bilimi az çok takip eden herkes bu tasviri kesinlikle duymuştur. Ama bu çok yanlış anlaşılıyor. Bunu bilen kişilerin %90'ının Einstein'ın burada demek istediği şeyi ve bu modellemeyi yanlış anladığına eminim. Bu modellemeyi duyduğunuzda size çok mantıklı geliyorsa
Zaten böyle olmalı dediyseniz, üzülerek söylüyorum, yanlış anladınız. Çünkü anladığınız şey muhtemelen sağduyularınızla çelişmiyor. Hatta internette bu durumu anlatmak için böyle bir analoji de kullanılıyor. Ama bu çok tehlikeli. Bu analoji dönen küreleri yerçekimi kuvvet etkisiyle düştüğünü ve yörüngeye girdikleri yanılgısını bize yaşatıyor. Ben de bir dönem öyle düşünüyordum. Böyle düşününce Einstein de Newton'dan pek de farklı bir şey söylememiş gibi oluyor. Ama dikkat edin, savundukları şey taban tabana zıt. Einstein kütlelerin birbirini çekmesini bir kuvvet modellemesi olmadan tanımlıyor. Newton'un modeli ise iki cisim arasında adeta bir iple birbirine bağlı ve öyle birbirini çektiğini söyleyen model. Bakın, lütfen yerçekimine dair bildiğiniz her şeyi unutun. Sağduyularınızı devre dışı bırakın. Çünkü Einstein'ın bahsettiği şeyler sağduyularınızla taban tabana çelişecek. Einstein uzayın boşluktan oluşmadığını ve uzay zaman dokusunun kütlelerle birlikte büküleceğini iddia etti. Bu size normal geliyorsa Newton'un bize öğrettiği gibi şu şekilde düşünüyorsunuzdur demek. Kütleli cisimler uzay kumaşını neden bükmesin ki? Kütleli cisimlerin üzerine etki eden gravitasyon kuvvetinden dolayı kütlelerin bir ağırlığı olur. Ve bu F kuvvetiyle birlikte de bu kumaşa bir pres yapılır ve bu kumaş da bükülür. Peki size gravitasyon kuvveti yok, ağırlık diye bir şey yok desem, kütlelerin uzay dokusunu bükebileceğini nasıl açıklayacaksınız bana? Devam edelim. Düz bir yol var. Ve siz uzay zamanda düz bir şekilde çizginizle hareket ediyorsunuz. Bakın, gideceğiniz tek yol da burası olsun. Ve ben tutup o yolu büksem. Ne olur? Bunu günlük hayattan düşünün. Ankara-İstanbul arası bir otoyolda hareket ettiğinizi düşünün. Ve ben o yolu tutup büksem ve Zonguldak'a doğru kıvırsam. Siz ne yapardınız? O yol gidebileceğiniz tek yol olduğu için o yolda hareket etmeye devam ederdiniz. Ama rotanız o yol değiştiği için yolun eğrildiği yöne doğru değişirdi. Uzayda kütlelerin yanından geçerken de aynen bu şekilde oluyor. Ünlü fizikçi John Wheeler'ın da dediği gibi, madde uzaya nasıl bükülmesi gerektiğini, uzay da maddeye nasıl hareket etmesi gerektiğini söyler. Matter tells space how to curve, space tells matter how to move. Einstein'ın genel görelilik teorisinin özeti esasında bu cümledir. Peki ama Einstein bu fikre nasıl ulaştı? Hayatımın en mutlu düşüncesi. Einstein çatıdan serbest düşen bir adamı hayal etmişti. İşte bu Einstein'ın en mutlu düşüncesiydi. Einstein'dan da bu beklenirdi zaten. Ama böyle mutlu bir düşünce mi olur? Bunun neresi mutlu diyeceksiniz. Einstein o sırada adamın yere düştüğünü ve yere düştüğü zaman hissedeceği acı deneyime odaklanmadı. Einstein çok daha farklı bir noktaya odaklanmıştı. Acaba bu adam çatıdan düşüp yere doğru hareket ederken nasıl bir şey deneyimlerdi? Bir ağırlık hisseder miydi sizce? Önce ağırlığın ne olduğunu düşünebilir misiniz? Sizin kütlenizden kaynaklı bir ağırlığınız var değil mi? Yani kütleniz var ve bu sizde bir ağırlık yaratıyor. Peki ağırlık sizin üzerinizde nasıl bir deneyim yaratır? Bunu bana anlatın desem, bunu bana nasıl tasvir ederdiniz? Bir şey var, bir kuvvet var, tüm moleküllerime, tüm hücrelerime nüfuz ediyor ve bu beni aşağı doğru çekiyor. Yani yukarı doğru çıkmamı, fırlamamı engelliyor veya sabit bir şekilde havada durmamı engelliyor. Beni yere doğru çekiyor. Böyle bir deneyim yaratıyor bende. Newton da bu deneyimi bize çok güzel bir şekilde açıkladı aslında. Dedi ki, sizin bir ağırlığınız var evet ve bu ağırlığı oluşturan şey gravitasyondur. Gravitasyon alanlarıdır, kütle çekim alanlarıdır. Uzayda kütleler etraflarında bir kütle çekim alanı yer demiştim ya. Dünya ile bizim aramızda bir kütle çekimi vardır. Dünya merkeze doğru çeker ve bizim üzerimize bir F kuvveti uygulanır. Bu F kuvveti, bu kütle çekim kuvveti bizi yere doğru çeker. Ve çektiği için de bizim üzerimizde bir ağırlık hissi yaşatır. Peki bu F kuvveti bize ayaktayken de uygulanıyor. Çatıdan düşen gözlemci için de uygulanıyor. Ben yerde bu hissi deneyimliyorsam havadayken neden deneyimlemeyeyim? Aynı F kuvveti ona da uygulanıyor. Benim deneyimlediğim ağırlık hissi üzerime etki eden bu F, bu kütle çekim kuvvetinden kaynaklıysa yere düşen gözlemci de bunu hissetmeli. Peki sizce gerçekten çatıdan aşağı doğru düşen bir gözlemci aynı bu ağırlık hissini deneyimler mi? Bir ağırlık hisseder mi? Hayır, hissetmez. Bu kişinin hissettiği şey tam olarak uzay boşluğunda, derin uzayda sabit bir hızla, eylemsiz bir şekilde hareket ettiği zaman deneyimlediği şeyi deneyimler. Yani ağırlıksızdır. Evet, çatıdan aşağı düşen gözlemci aslında ağırlıksızdır. Bir ağırlık hissetmez. İyi düşün, hava sürtünmesinin de olmadığını düşünün. Bu adam yere çarpana kadar bir ağırlık hisseder miydi? Hissetmezdi. Bakın arkadaşlar, dikkat edin. Einstein'ın bu teoride en temel odaklandığı nokta gözlemcinin deneyimi. Dünyada tartıldığınızı düşünün. Atıyorum 80 kilogram çıktınız. Peki sizi alsak, bir asansörün içerisine koysak ve bu asansörü çatıdan aşağı bıraksak kaç kilogram çıkardınız? Söyleyin ya, korkmayın.
0 kilo çıkardınız. Peki şimdi bana şu sorunun cevabını verin. Tartıda o kilogram yazısını çıkartan şey nedir? Tabii ki de tartıya uygulanan kuvvet diyeceksiniz. Tamam. Şimdi ben otururken 80 kilogram çıkmam çok normal. Çünkü üzerime bir kütle çekim kuvveti etki ediyor. O kütle çekim kuvveti nedeniyle tartıya bir pres yapıyorum. Hatta bana ağırlık deneyimini veren şey de oydu. O zaman aşağı doğru serbest düşüş yapan bir asansör de tartılsam da 80 kilogram çıkmam gerekmez miydi? Ağırlığım varsa gerekirdi. Ama asansöre düşerken aynı derin uzayda ağırlıksız hissiyle aynı şeyi deneyimliyorum. Ve 0 kilo çıkarım. Şimdi bir de şunu düşünün. Sizi bir rokete alsak ve bu roketi 9.8 metre bölü saniye kare ivmeyle yukarı doğru hızlandırsak dünyada olmadığınızı anlayabilir miydiniz? Hayır, anlayamazdınız. Tartıya çıktığınızda yine 80 kilogram olarak çıkardınız. Yine üzerinizde aynı ağırlığı hissedecektiniz. İşte bu iki durum aşırı benzer gibi duruyor değil mi? Hayır, aşırı benzer falan değil. Bu iki durum birbirinin aynısı. Evet, yanlış duymadınız. Bu iki durumu birbirinden ayıracak hiçbir deneysel gözlem bulunmuyor. Tuhaf gelebilir ama Einstein ne diyor? Odaklanmamız gereken şey gözlemcinin deneyimi. Peki şimdi bu uzay gemisini uzay boşluğunda ivmesiz, sabit hızıyla bırakalım. Şimdi ne hissederdik sizce? Tahminleri alalım. Evet, o çatıdan düşen adam var ya, o adamın deneyimlediklerinin aynısını hissederdik. Hiçbir kütle yok, sabit hızımızla uzay boşluğunda hareket ediyoruz. Yani ağırlıksızız. Bu iki durum da birbirine korkunç derecede benziyor değil mi? Hayır, bu ikisi de birbirinin aynısı. Arkadaşlar şöyle düşünün. Biraz önce söyledim. 9.8 metre bölü saniye kare ivmeyle yukarı doğru hızlanan bir uzay aracında hareket ediyorken dünyada olduğumdan daha farklı bir deneyim yaşamazdım. Yani ağırlık olarak. Aynı sanki dünyada hissettiğim ağırlığı hissedecektim. 9.8 metre bölü saniye kare ivmeyle yukarı doğru hızlanan bir uzay aracında bana o ağırlık hissiyatını veren, bana o hissiyatı yaşatan şey nedir sizce? Bir düşünün. Bizim eylemsizliğimizdir. Newton'un eylemsizlik yasasını düşünün. Kütlesi olan cisimler hız değişikliğine karşı bir dirençte bulunurlar. Buna eylemsizlik denir. Şimdi ben 9.8 metre bölü saniye kare ivmeyle hızlanıyorum ya, tam o sırada ben hızlanmayı reddediyorum ve bana aşağı doğru bir kuvvet uygulanıyor. Eylemsizlik kuvveti. Ve bu beni hızlanan roketin içine doğru çekiyor. Bu hissiyat ağırlık hissiyatının ta kendisi. Aslında ağırlık dediğimiz şey bu olamaz mı? Einstein teknik ilkesine göre kütle çekimiyle ivmelenme aynı şeydi. Eylemsizliği aslında dünyada her alanda deneyimliyorsunuz. Eylemsizlik şudur. Cisimlerin o anki bulunduğu durumları koruma isteği. Yani sabit hızla hareket ediyorsa o hızını korumak ister. Duruyorsa durma halini korumak ister. Mesela şöyle düşünün. Bir araba birden hızlandığı zaman geriye doğru yapışırsınız. Çünkü ilk konumunuzu korumak istersiniz. Bir araba 100 km hızla hareket ederken birden durduğu zaman siz de durmazsınız birden. Öne doğru fırlarsınız. Çünkü 100 km ile hareket ediyordunuz. O konumunuzu korumak istersiniz. Buna eylemsizlik denir. Rokette de hızlanıyorsunuz. Hızlandığınız zaman bunu istemezsiniz. Siz aşağı doğru çekilirsiniz. Ve bu deneyim ağırlık deneyimiyle aynı deneyimdir. Bu durum eşdeğerse o zaman dünyada ayakta dururken, hareketsiz dururken acaba ivmeleniyor muyuz biz? Ya Bora neler diyorsun? O zaman camdan düşen aslında o adam değil de ona doğru sürekli olarak 9.8 metre bölü saniye kare ivmeyle yaklaşmakta olan biz miyiz? Durun hemen kızmayın. Bunu ben söylemiyorum. Bunu Einstein söylüyor. Evet aslında hareketsiz olan adam o çatıdan düşüyormuş gibi gözüken adam. Aslında o uzay boşluğunda sabit hızıyla hareket eden eylemsiz referans sistemindeki olan gözlemci. Onun ta kendisi. Her saniye ivmelenen, o adama doğru yaklaşan, en sonunda ona çarpıp onu da içine alıp ivmelenmeye devam eden yeryüzünün yani dünyanın ta kendisi. Bir dakika. Hepsini anladım ama bu mümkün değil. Eğer adam hareketsiz ve biz ona doğru hızlanıyorsak sürekli genişlemek zorunda olmaz mıyız? Sonuçta dünya küresel. Hayır, tam olarak öyle değil. Bu Einstein'ın genel görelilik teorisine ait bir denklemi. Ve denklemin solunda konumun zamana göre ikinci türevi yer alıyor. Konumunuz hiç değişmese bile sadece uzay zaman dokusundaki eğrilikten dolayı, kütlenin yarattığı eğrilikten dolayı bir ivmeye sahip olabiliyorsunuz. Bu demek oluyor ki uzay zamanda sadece hareketsiz kalarak ivmelenebiliyorsunuz. Burada anlamamız gereken çok önemli bir detay var. O da ivmenin tam olarak ne olduğu. Newton ivmenin olabilmesi için ortamda bir kuvvetin olması gerektiğini söylüyordu. Einstein ise çok tuhaf bir şey söylemişti. Kütle çekim kuvveti diye bir kuvvet yok. Sonra da dedi ki denklik ilkesine göre dünyada olmamla 9.8 metre bölü saniye kare ivme ile uzaya doğru hareket etmem aynı şey dedi. Yani apaçık dünya ivmeleniyor dedi. Ama ivme için kuvvete ihtiyaç yok muydu? Hayır. Bu ivmeyi nasıl değerlendirdiğiniz ile ilgili. Çatıdan düşen bir adam için üzerine uyulan hiçbir kuvvet yoktur. O eylemsizdir.
ve siz dünya üzerinde ayakta bulunuyorken de size ağırlığınızı hissettiren şey sizin üzerinize uygulanan eylemsizlik kuvvetidir. Yani sizin eylemsizliğinizdir. Eylemsizliğinizi koruma isteğidir. Ve bu tam olarak ivmelenen roketin içerisindeki adamın deneyimlediği hissiyattır. Sizin üzerinize uygulanan net kuvvet normal kuvvetidir. Yani yeryüzünün sizin üzerinize uyguladığı kuvvet. Bir kütle çekim kuvveti yok. Bu durumda siz sabit değilsiniz. Sürekli olarak ivmeleniyorsunuz. Aynı roketin içerisindeki adamı düşünün. Onun üzerine uygulanan net kuvvet sadece normal kuvvetidir. İvmelendiren kuvvettir onu. İşte Newton'un yakalayamadığı şey dünyada bize ağırlık hissini veren şeyin bizim eylemsizliğimiz olduğuydu. Yeryüzünde de aynen böyle. Eğer hareket etmiyorsanız ve buna rağmen bir ağırlık hissediyorsanız hareket etmeseniz bile ivmeleniyorsunuz. Anlaması çok güç biliyorum ama bu böyle. Peki şimdi bir gözlem daha yapalım. Sizi yukarı doğru ivmelenen bir uzay gemisiyle uzayda hareket ettirelim. Ve uzay gemisinin içerisinde karşıya doğru bir lazer ışını tutalım. O ışık tam karşıya aynı yükseklikteki hizaya mı çarpacak? Yoksa bulunduğunuz konumun biraz aşağısına mı? Evet, ışık siz ivmelendiğiniz için bir miktar aşağıda karşı tarafa değdi. Dışarıdan sizin uzay geminize bakan birisi sanki ışığı bükülmüş gibi görecektir. Daha doğrusu ışık mı büküldü, siz mi ivmelendiniz bunu fark edemeyeceği için ışığı bükülmüş olarak görür. Arkadaşlar bakın, dikkat edin, aslında ışık düz bir yolda hareketine devam ediyor. O size eğri gibi gelen yol aslında ışık için hareket edebileceği tek ve düz olan yoldur. Işık şu anda zaten en kısa yolu alıyor. En kısa yol onun için eğri bir yoldur. Yani size göre uzay gemisinin içerisinde olan gözlemci bunu asla bilemeyecek. Çünkü o düz bir yolda gittiğini düşünüyor. Mesela şu anda siz düz bir yolda mı gidiyorsunuz? Hayır. Dünyanın kütle çekiminden kaynaklı eğri uzay zamanda hareket ediyorsunuz. Aslında ivmeleniyorsunuz. Ama sizin elinize bir ivme ölçer versek, siz bir ivme ölçer misiniz? Hayır, ölçemezsiniz. Çünkü o size göre ölçülebilecek bir şey değildir. Onu dışarıdaki bir gözlemci sizin için görebilir sadece. Uzay gemisinin içerisinde olan bir gözlemci bunu asla bilemeyecektir. Çünkü o düz bir yolda gittiğini düşünüyor. Zaten size göre eğri gibi görülen yol onun için en kısa, düz ve gidilebilecek tek yoldur. İşte görelilik burada başlıyor. İvme ışık üzerinde böyle bir illüzyon yaratabiliyorsa kütle çekimi neden yaratmasın dedi Einstein. Sonuçta iki durum birbirine denk değil miydi? 9.8 metre bölü saniye kare ivmeyle hareket eden bir uzay gemisini dünyadan ayırt edemiyorduk. İvmelenen nesneler ışık üzerinde diğer gözlemcilere böyle bir illüzyon oynuyorsa kütleli cisimler neden oynamasın? Sonuçta ikisi de aynı şeydi. Yani kütlelerin yanından geçerken ağırlık hissetmek aslında bir tür ivmelenme göstergesi ise kütleler ışığı neden bükülüyormuş gibi göstermesin dedi Einstein. Bakın tekrar söylüyorum. Bunu ivmelenen referans çerçeveniz içerisinde gözlemlemeye kalkarsanız bunu asla gözlemleyemeyeceksiniz. Neden mi? Çünkü ışık dahil olmak üzere tüm her şey uzay zaman kumaşının kendisi. Siz dahil her şey bükülür. Ve bu bükülen iki nokta arasında ışığın gittiği eğri yol sizin için en kısa ve düz bir yol olarak gelir. Bir cetvel düşünün. Dümdüz bir cetvel. Işığı buradan gönderdiniz. Işık tam olarak cetvelin yolunu, düz yolunu izledi. Peki şu anda siz ışığın düz yol izlediğini nereden biliyorsunuz? Cetvel düz, o yüzden düz yolu izledi. Tam onun hizasına gitti. Peki cetvelin düz olduğunu nereden biliyorsunuz? Kütlesi olan ve çekim etkisi içerisinde olan eğri uzay zaman içerisinde hiçbir şey düz olamaz. Hiçbir madde düz olamaz. Çünkü uzay zaman dokusunun kendisi buna izin vermez. Öyle bir yol izleyemezsiniz. Işık dahi izleyemez bunu. Hiçbir şey izleyemeyeceği için bu yolu siz ışığın düz değil de eğri bir yolda gittiğini gözlemleyemezsiniz. O yol sizin için zaten tek olan yoldur ve düz olan yoldur. Einstein böyle bir şeyin olacağını öngörmüş, teorisinde de matematiksel olarak bunu ispatlamıştı. Fakat bunun tüm dünyaca kabul görmesi için deneysel bir ispata ihtiyaç vardı. 1915'te makale yayınlandıktan sonra Einstein teorisini kanıtlayacak bir astronom arıyordu. Hem 1. Dünya Savaşı şartları hem de olumsuz hava koşulları gerekçesiyle başarısız girişimleri olmuştu. Einstein'in teorisine göre büyük kütleler uzay zaman dokusunda daha büyük bir eğrilik yaratırdı. O yüzden Güneş'e gözlerini dikmişti Einstein. Diğer yıldızlardan bize gelen ışıklara bakmak istiyordu. Fakat Güneş'ten gelen güçlü ışıklar bunu çok zorlaştırıyordu. Ancak bir Güneş tutulması sırasında bunu tam olarak gözlemleyebilirdi. Eğer bize gelen ışıklar Güneş'in etrafından geçerken gerçekten bükülüyorsa teori doğrulanacaktı. 1919 yılında Sir Arthur Eddington tam da Einstein'ın genel görelilik teorisinde öngördüğü ölçüde bir eğrilik tespit etti. Ve bundan sonraki gün Einstein birden popüler oldu. Einstein'ın teorisi ispatlanmıştı. AB noktasını düşünün. Siz ışığı gönderiyorsunuz. İvmelenen bir referans çerçevesi içerisindesiniz. Sizin deneyiminiz şu olur. AB arasını düz bir şekilde aldım. Sizin için ışık bu şekilde hareket etti. Ama dışarıdan size bakan bir gözlemci için ışık tam olarak şu şekilde hareket etti. AB noktasını şöyle düşündünüz ya. Biraz büküldü.
B A'ya göre biraz daha aşağıda. Işık onun için şu şekilde hareket etti. Ama siz bunu fark edemiyorsunuz. Sizin deneyiminiz şu şekilde. Işık böyle hareket etti. Işığın size göre düz hareket etmediğini gösteren ve bunu deneyimleyebileceğiniz hiçbir deney, hiçbir gözleminiz bulunmuyor. Ve ışık eylemsiz bir referans çerçevesinden size bakan bir gözlemci için daha fazla mesafe kat etti. Eş sürede, eş zamanlı gibi gözüken aynı olayda size göre ışık daha fazla mesafe kat etti. Ama özel görelilik teorisinin iki temel postulatını hatırlayın. Işık hızı mutlaktır. Gözleyene bağlı olarak değişmez. Böyleyse ivmelenmeyen kişi veya daha az ivmelenen kişi için zaman daha hızlı geçecek demektir. Çünkü mesafe artıyor ve eş zaman, eş sürede daha fazla mesafe kat ettiyse ışığınız daha fazla olmalı. Böyle bir şey olamayacağına göre ışığınız sabitse, daha fazla mesafe kat ettiyse daha çok süre geçmiş olmalı. Bu demek oluyor ki eylemsiz referans çerçevesinden bakan birine göre eylemli referans çerçevesi için zaman daha yavaş aktı. Bu şu demek, ivmelenme kütle çekimiyle eşdeğer bir şeyse, bu bir yanılsamaysa, daha yoğun kütlelerin yörüngesi etrafından geçerken, örneğin kara deliklerin etrafından geçerken zaman bizim için daha yavaş akmalı. Çünkü biz daha yüksek bir ivmeye sahibiz. Daha yüksek bir ivmeye sahipsek ışık aynı sürede bizim için daha az yol kat etmiş gibi gözükecek. Daha az yol kat etmiş gibi gözükecek ama ışığın hızı değişmediğine göre yol daha azsa bizim için süre de daha az demektir. İşte bu teoride zaman kısmının uzay kısmına bağlandığı yer. Uzay zaman birbirinden ayrılamaz bir bütün. O zaman ilginç bir yaklaşım daha yapıyoruz. İvme dediğiniz şey eğri uzay zaman dokusunda düz bir çizgide hareket etmektir. Evet, bu eğri uzay zaman dokusunda hareket edebileceğiniz yollara geodezik denir. O zaman ivme dediğiniz şey sanki uzay zamanda geodezik bir sapma oluyor. İvme geodezik bir sapmadan ibaret. Bu aslında çok da alışık olmadığımız bir durum değil. İki arkadaşı aralarında bayağı bir mesafe varken kuzey kutbuna doğru düz bir çizgide yürütelim. Bu ikisi bir süre sonra birbirine çarpacaktır. Çünkü kişilerin yürüdükleri yol geodezik bir eğridir. Bu eğriliği veren şey kütlenin kendisidir. Ama onlar bu eğriliği asla hissedemeyeceklerdir. Biraz önce anlattığım sebeplerden dolayı. İkisi de eğri bir uzay zamanda düz bir yolda hareket edeceklerdir ve en sonunda birbirine çarpacaklardır. Videomu John Wheeler'ın bu sözüyle kapatmak istiyorum. Madde uzaya nasıl bükülmesi gerektiğini ve uzay da maddeye nasıl hareket etmesi gerektiğini söyler. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip paylaşmayı ve kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.